Onlarca peygamber geldi, onlarca yönetici geldi. Tabii ki hepimizin birey olarak kul olduğumuz için hatamız olur. Bazen aday olarak hata yaparız. Bazen yönetici olarak hata yaparız. Bazen de millet olarak tercihimizi yaparız. 5 sene içinde deriz ki biz hata yapmışız. Nasıl bu hatayı yaptık? Tabii insanları seçim meydanlarında yalanlarla, vaatlerle kandırmak da mümkün. Bir önceki seçimde Erdek'te yaşadığımız gibi. Gökteki yıldızlar vaat edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda ceza konserinde korkulara boyun eğmeyen, haksızlıklara boyun eğmeyen sevgili Erdek halkın diye elimizdeki notu okudular. Ben ekmekle oynamayacağım dediler. Belediye personelinin birikmiş maaşlarını alın teri kurumadan ödeyeceğini vaat ettiler. Dediler ki, hatta dedi ben dedi belediyeden daha zenginim. Gerekiyorsa cebimden de öderim dedi. İşçilerimizi de kandırdı, milleti de kandırdı. Bugün seçime bir ay kala bile hala insanların garibanın ekmeğiyle oynadığına hepimiz şahit oluyoruz. Bırakınız belediyeyi. Bırakın belediyeyi. Çalışan garibanın, asgari ücretle çalışan garibanın ekmeğiyle oynuyor. Bakın, benden önceki dönemde eski belediye başkanımız Hamit Dural döneminde Erdek Belediyesi'nde çalışan sendikalı işçi kardeşlerimiz var. Benden önce 1998'de sendikal haklarını aldılar. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Devrimci İşçi Sendikaları, Geneli Sendikası, Erdek'teki işçilerin sendikasıydı. Bir gün, bir kuruş alacaklarını gasp etmedi. Gıda yardımı, odun yardımı, yakacak yardımı, yiyecek yardımı, her türlü yardımı, sendikal hakkı işçilerime teslim etti. Belediyenin ekonomik durumu 20 bin kişiye göre oluşan bütçeyle 300 bin kişiye ekmek, hizmet götürüyor. Yazın 300 bin kişi Erdek'e geldiği zaman hizmet götürüyor. Buraya benzer asgari ücretli bir ailenin 5 çocuk üniversitede okutması gibi bir mucizeye benzer. Erdek Belediyesi yıllardır bu mucizeyi yarattı. Hizmette eksik bırakmadı. Bizden önceki dönemde de, bizden sonraki dönemde de. Ama bu hizmeti yaparken, bizler geceliğin evde, sıcak yataklarında yatarken, karda, kışta, kıyamette, çöp toplayan, kanala giden, su arızası yapan, yaptığında gece gündüz demeden 24 saat bu ilçenin hizmetine koşan, o alın teriyle çalışan personelin zaman zaman maaşlarını geç ödedik. Ama bir kuruşlarını gasp etmedik. 2009 sonrasında geçen seçimden sonra bütün sendikal hakları gasp edildi. Benim personelimin bütün sendikal hakları bugünkü yönetim tarafından gasp edildi. 157 tane sendikalı geçici işçi kapının önüne kondu. 80 tane kadrolu işçi sırf Sarı'nın zamanında işe girip kadro aldıkları için devletin kurumlarına sürüldü. Eğer sağ olsun meclis üyesi arkadaşımız Turan Gül olmasaydı hepsi Sındırgı'ya, Bigadiş'e, Balıkesir'in en ücra köşelerine yollanmak üzere talimatlandırıldı. Zulmeden kim? Saddam kim? Ben 18 Nisan 1999'da belediye başkanı oldum. Benden önceki belediye başkanı hatasız bir Allah kala 80-100'e yakın insan işe aldı. Ben seçimi kazandım, iş başına geldim. Burada belki aileleri olan arkadaşlarım bile var. Mesela şoförlüğünü yapan, mesela kanalda çalışan, mesela çökte çalışan, geçici işçi statüsündeki işçilerin
seçimden sonra işe devam eden tek bir kişi işten çıkardığımı iddia edecek tek bir tane personel mevcut değil. Ve işin ilginci, daha önce işe girdikleri için bütün mesai arkadaşlarımla bilir, çalışanımla bilir, hepsine ilk defa sendikal hakkı da ben verdim. Hem de kendi zamanımda bana siyaseten koşturan adamlardan, çocuklardan, işe aldığım çocuklardan önce o Amit Dural zamanında işe alan 80 kişi sendikaya soktu. Yalan mı? Yalancığın mumu yatsıya kadar diner. Yatsı vakti geldi. Ev ev geziyorlardı. Bakın ev ev geziyorlardı. Ben belediye başkanıydım. Silah ruhsatım vardı. Bende silah yok diyordu. Benim etrafımda beni seven, bugün de belediye başkanı olmamama rağmen, 5 yıldır da muhalefette olmamama rağmen, arabama binen, şoförlük yapan, 1 lira para almadan, yanımda gezen, benimle gurur duyan, beni idol edinmiş, beni abi görmüş, baba görmüş insanlar var. Belediye başkanıyken de bunlar vardı. Hiçbirinin üzerinde silah yoktu. Hiçbiri resmi koruma değildi. Beni koruma taşıdığımla iddia eden, suçlayan zat, şu anda 4 tane resmi polis tarafından korunuyor. Kimden korkuyorsun? Neden korkuyorsun arkadaş? Elbet belediye başkanıysan, sokakta Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker sokakta yürüyor. Ne etrafında bir resmi verilmiş bürokratlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gençler birbirini vurdu. Yalan mı? Bir belediye başkanı verdiği sözü tutmuyor diye gençler birbirine geçti. Birisi Hakk'ın rahmetine kavuştu, birisi cezaevine girdi. Babalık böyle olmaz. Belediye başkanlığı şehre veli makamıdır. Şehrin en emin, sözünü en güvenilir insanının orada oturması gerekir. Siz de bu bilinçle hareket etmek zorundasınız. Bundan sonra. Bakın kandırıldık. Hepimiz kandırıldık. Ben seçimi kaybettiğimde ben bile başarılı olabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama bu kadar kısa süre içerisinde hep bahane üretti. Dedi ki ben borç batağında bir kurum aldım. Seçime giderken bir ay kadar müfettişler geldi. Şubat ayı sonunda, 2009 Şubat'ında müfettiş geldi. Mart sonu itibariyle, bakın Mart sonu itibariyle teftiş yaptılar ve gittiler. Şurada, tabloda görüyorsunuz. Toplam 38 milyon borçla belediyeyi devrettim. 9 milyon 371 bin lirada alacakla devrettim. Yani yaklaşık 28 milyon borçla Erdek Belediyesi'ni ben devrettim. Bu borç 1923 yılından bu yana, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Erdek Belediyesi'nin yapmış olduğu kanal, su, her türlü katma değerin, hizmetin, benim dönemimde yapılanlar ve benden önce yapılanların tamamının getirdiği toplam borç yüküydü. 38 milyon. 80 milyon, 90 milyon borç aldık diye devrediyorlar. Bakın, bu müfettiş raporu benimle istediği basının önünde, istediği televizyonda, ister yerel, ister gerek ulusal, istediği meydanda, bütün halka açık, bu rakamları tartışmaya yüreği varsa o bir meydan, istediği meydan. Sadece 2009 Başkan Hüseyin 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 Başkan Hüse
Cumhuriyet Halk Partisi etrafında toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birleştirici gücü. 38 milyon borç, 9 milyon 370 bin lira alacaklar devletim. 2009 yılında sadece belediyenin borç yükü 11 milyon 404 TL. 2010'da 7 milyon 165, 2011'de 10 milyon 262, 2012'de 6 milyon 418 TL borçlandı Erdek Belediyesi. Arkadaşlar, 2013 dahil değil. Sadece 4 yıllık borçlanma 35 milyon 250 bin TL. Bunun yanında 4 yılda devletten 10 trilyon hibe geldi. Ve yine bir de diyor ya, meclisi bana vermediniz. CHP mecliste birinci parti oldu. Meclis benim elimi kolumu bağladı. Bunu söylüyor ya. Peki elin kolunu bağlayan meclis, 2009 yılında sen 15 milyon kredi almak istediğinde sana kim onay verdi? 15 trilyon arkadaşlar. 15 trilyon Erdek Belediyesi kredi aldı ve benim 9 tane meclis üyem el kaldırdı da aldı. Peki batık bir kuruma, hepimiz batığız. Ben bugün gideyim bankadan kredi alamıyorum Hüseyin Sar olarak. Alabilen var mı? Batık olan bir kuruma, devletin Halk Bankası 15 milyon kredi verir mi vermez mi? Ben 10 yıl iktidarda belediye başkanlığı yaptım. Bir dönem Manat'ta, bir dönemde AKP'de yaptım. Mustafa İlgen de benim meclis üyemdi. Bir delikli kuruş kredi alamadım. Neden? Çünkü benden önce başlamış olan Evlidere su projesiyle ilgili bütün borçlar benim dönemimde tahakkuk etti. 2001 yıllarında o borç müteahhitin yapmış olduğu arıtma tesisi, bütün terfi istasyonları benim dönemimde yapıldı. Peki, hatırlarsanız 2000 yılını, Erdek şehir içindeki bütün ya su hatlarını, su şebekesinin tamamını kim değiştirdi? Ben değiştirdim. Enerji nakil hatlarını kim yer altına aldı? Ben aldım. O paralar neydi? Yapılan hizmetti, altyapıya giden hizmetti. O borç 10 yılda bitti arkadaşlar. Ben ilk defa 2008 yılında Seyit Gazi'ye girerken, Seyit Gazi projesini başlatırken 3 milyon 900 bin lira kredi aldım. Yani Erdek Belediyesi benim bıraktığım belediye batık olsaydı 15 milyon krediyi Halk Bankası'ndan sen seçimden sonra kesinlikle alamazdın. Benim meclis üyelerime elimde bir sopa yok. Benim ne de her dediğimi yapacak bir gücüm yok. 15 yıldır muhalefetteyim. Sen iktidarsın. Belediye başkanısın. Nerede senin seçilen meclis üyelerin? Seçilen 6 tane meclis üyem var. Selçuk Acu sana kaç yıl dayanabildi? Senin ahlakına, senin idari anlayışına, senin hortumculuğuna kaç yıl dayandı? Ne kadar sürdü? 1,5 yıl. Onun yerine Sabri Çağlar geldi. O sana kaç gün dayanabildi? Ayşe nere? Benim partimden mi seçildi? Yoksa AKP listesinden mi seçildi? Bu çocuklar seni neden terk etti kardeşim? Bırak millete yalanı, yalan anlatmayı, hala masal anlatmayı, masala karnımız doydu artık. Bu çocuklar seni niye terk etti? Bakın, burada belediyede memurluk yapan arkadaşlar var, görüyorum. 2008 yılı itibariyle arkadaşlar, 2008 yılında Erdek Belediyesi'nin 3 vardiya çalıştırdığı, yaklaşık 69-70 kişiyle çalıştırdığı 3 vardiya temizlik işlerinin personel gideri, akaryakıt masrafı, araç gereç, bakım onarımının toplam rakamı neydi biliyor musunuz? 3,5 milyon. Eski parayla 3,5 trilyon. Peki
bu alınan 15 milyon kredi, devletten gelen bu hibeler 120 trilyona 5 yılda 120 trilyona ulaşan bu borç nereye gitti? Sen Gazi'ye ilave birkaç mı koydun? Erdek Düzler arasında yapılan Dutra yolu bıraktığın taşlar nerede yavuk duruyorsa hala öyle duruyor. Bir makine mi yolladın? Ocaklar yoluna bir şey mi yaptın? Piri Reis Caddesi'ne bir şey mi yaptın? Nereye? Ne yaptın arkadaş? Hastaneye yaptın. Hastaneye belediyeden 1 lira para gitti mi? Kapalı spor salonuna belediyenin 1 kuruşunu koydun mu? Hayır, onlar devletin yatırımı. Benim zamanımda programı alınan, benim zamanımda günlerce, aylarca koşturmamla projeleri onaylanan ve başlaması gereken yatırımlar. Eğer seçimi ben kazanmış olsaydım hastane 1 yıl önce açılacaktı. Onu da buradan söylüyorum. Devletin yatırımları haricinde bu 103 trilyon, 120 trilyon, son seneye de katıyorum 120 trilyon. O 40 trilyon benden aldığını farz edelim. 80 trilyon nereye gitti? Nereye gitti biliyor musun? Tomurcuğa. 3,5 trilyon liraya herkes belediyesinin mal ettiği temizlik işlerinin yıllık ihale bedelini biliyor musunuz? 7 trilyon. Bu sadece ihale bedeli. Köprü yapılan şu şimdi 5 yıldır Düzler Erdek arasındaki orta ötüce bakan var mıydı? Yaz geldi yok. Kış geçti yok. 2010 geldi yok. 2000 seçime bir ay kala şimdi bütün her yer badana yapıldı. Çimler biçildi. Kimin gözünü koyuyorsun kardeşim sen? Sen ancak kendi gözünü koyuyorsun.